Aykut İnce, teşekkürler. Yanımızda Sabah gazetesi yazarı Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Nevzat Demirtaş'tan mutlu günler, iyi yayınlar dilerim. Ogün abi merhabalar, hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk. Antrenman başladı. Bir yağmurlu hava var. Evet, bayağı da. Bayağı da yağmur yağıyor. Biz 3-4 dakikadan beri bekliyoruz ama kusura bakma, seni de beklettik. Estağfurullah canım. İşimiz bu. Zaten zaten bir açıklama yaptı ilk önce. Daha sonrasında Abubakar dediğin gibi tekrardan sahalara geri döndü. Masuaku da aynı şekilde antrenmanlara başladı. Neler söylemek istersen abi, Konya Spor karşılaşması öncesi antrenmanı devam ediyor Beşiktaş. Beşiktaş'ta son gün yapılan iki transfer özellikle hem camia nezdinde, taraftar nezdinde hem de bence takım içerisinde böyle moralleri yükseltecek iki transfer. Neden? Ben öncesinde takımdan bazı isimlerle görüştüğümde takımdaki kaliteye dair, yani bu sezon neler yaşandığına dair belli başlı onların da öne sürdüğü argümanlar oluyordu. Bunların içerisinde bir orta sahada özellikle mesela hücuma top taşıyabilecek oyuncu eksikliğinden bahseden futbolcular vardı. Geçtiğimiz sezon bunu Redmond bizim takımımızda çok iyi yapıyordu diyen takım arkadaşları var. Onun dışında savunmada bocalayan bir Beşiktaş vardı. Orada zaten sezon başından bu yana birçok stoper, farklı stoper oynadı. Hatta stoper oynayan olmayan isimler de oynadı. Ve tandem kurulamamıştı. Orada Vural transferinden sonra Musrati'nin de alınması Beşiktaş'ta keyifleri yerine getirdi camia nezdinde. Çünkü böyle bir transfer zaten son güne kadar hiç adı duymamıştı. İlk olarak biz A Spor'da bahsettik Musrati transferinde. Herkesi mutlu etti. Beşiktaş'ta çünkü bu sezon yazın yapılan transferler üzerinde hiçbirinden verim alınamayınca neredeyse. Yani belki bazı belli başlı maçlarda Chamberlain sakatlanmadan önce iyi bir performans sergilediği maçları vardı, 3-4 tane. Rashica'nın bazı maçları var ama hep bazı maçlar diye bahsediyoruz. Yani genele yayılmış bir istikrarlı bir oyuncu olmadı. O yüzden transferler çok eleştirildi. Şimdi başlangıçta da Jonas Svensson yapıldı ara transferde. Sonra Joe Varol. Ama o iki transfer de açıkçası canmaya tatmin eden transferler değildi. Ama son gün Ernest Muçi ve El Musrati transferleriyle birlikte herkes mutlu oldu. Eleştiriler de bir tarafı bırakılmış oldu dolayısıyla. Beşiktaş'ın rakipleriyle, şampiyonluk yolundaki rakipleriyle, ki bu sezon şampiyon olma şansı artık yok zaten. Ama ezeli rakipleriyle gelecek sezondaki kadro kalite farkını en azından kapatması gerekiyordu. Musrati ve Ernest Muçi buna yönelik transferler. Ben Musrati zaten hepimizin bildiği, tanıdığı bir oyuncu. Yani onu, evet, onun kalitesi bence bu ligin çok üzerinde bir kaliteye sahip bir orta sahadan bahsediyoruz. Çünkü Beşiktaş'ta merkezde top dağıtabilecek, özellikle orada baskıdan sonra topu çıkarırken Gedson gibi değil, biraz daha geriden hızlı oyunu kurabilecek oyuncuya ihtiyacı vardı. Gedson alıp taşıyan oyuncu rolünde olduğu için sürekli bir 50-60 metre arasında gidip gelen, dokuyan oyuncuydu ama bazen o enerjisi 3. bölgede zayıflıyordu. Musrati hücum katkısı da olan bir 6-8-10 diyebilir miyiz abi? 10 olmaz belki. 6-8 diyebiliriz. Şimdi birazdan mesela şunu da söyleyecektim. Bundan sonraki planda Beşiktaş'ta son maçta en çok eleştirilen neydi? Ernest Muçi'nin sağ kanatta başlaması. İlk maçında sağ kanat alışkanlığı yok, sağ kanatta başladı. Bundan sonraki maçta göreceğimiz orta saha üçlüsü Gedson, El Musrati ve Muçi olacak. Ve burada Fernando Santos herkesin beklediği hücuma yönelik bir orta saha kurgusu çıkaracak. Musrati bu işin savunma tarafını da rahatlıkla görebilir. Gedson Fernandez'in bu sezonki performansı çok düşük. Belki Musrati ile yan yana oynaması onun da performansını artırır. Ben çok olumlu iki transfer olarak görüyorum. Yani işin muhasebeciliği ayrı. Yani onu ben yapmıyorum. Neden yapmadığımı söyleyeyim. Şöyle ki 22 yaşında genç bir oyuncu aldı Beşiktaş, değil mi? 10 milyon. Bir yatırım için aldı onu. Beşiktaş bu Muçi transferiyle birlikte gelecekte kar elde edip satış sağlayabilir sonuç itibariyle. Tabii ki gönül ister ki herkes, bütün kulüplerimiz bu oyuncular 1 milyon euro, 2 milyon euroluk değerlere tabiken onlar bulunsun, alınsın ama Türkiye'de böyle bir iklim ne yazık ki yok. Ve Musrati transferi. Musrati gibi bir kaliteyi almak istiyorsanız bazı şeyleri gözden çıkaracaksınız. Bugün örneğin Galatasaray'da 2 sezondur harika oynayan Torreira var, değil mi? 8 milyon euroya transfer edilen bir oyuncu. Yani 8-10 bunları vermek zorunda kalıyorsunuz bir yerde. Neden? Yerine yapılan
transferlere bakalım öncesinde. Ya hepsinin zaten maliyeti var. Belki bazısı bonservissiz, kimisi bonservisli ama sadece bonservissiz gözüyle de bakılmasın. Bonservissiz gelip 2 yıl, 2-3 yıl kontratlar yapıp 7 milyon euro, 10 milyon euro alan oyuncular oluyor ama hiçbir varlık gösteremeden gidiyorlar. Dolayısıyla o da bir maliyet. Siz en azından Beşiktaş yeni Atiba'sını çıkarabilir burada. Atiba Beşiktaş'a geldiğinde 30 yaşındaydı, gittiğinde 40 yaşındaydı. Ve Atiba hiçbir sezon kendisinin olduğu mevkiyi sorgulatmadı. Yanındakini sorgulattı hep. Yani Atiba'nın yanında kim oynayacak sorgulandı. Musrati de böyle bir transfer olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyip o açığı kapatabilecek bir oyuncu. Beşiktaş'ın böyle hamleleri yazında gelecektir. O gün abi şunu sormak istiyorum. Son Kayserispor karşılaşmasında çoğunlukla Fernando Santos'un böyle savunma ağırlıklı bir mücadeleci ruhu olduğunu ifade edilmişti. Sen de az önce bahsettin hem Muçi hem El Musrati ve bu iki oyuncunun katılımıyla biraz daha hücum yönlü bir aktif futbol oynayacağını düşünüyorum. Ben Musrati az önce basın mensuplarına bir sorularına da yanıtlamıştı. Şunu söylemişti. Üzerinde bir baskı olduğunu hissetmiyorum. Bonservisine binaen böyle bir şey söylemiş. Çok yüksek bir bonservis bedeli. Onun için ben elimden geleni ve ben bu baskı olmadığında ifade ediyorum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım ifadelerini kullanmıştı. Bu iki denklemde hem savunma anlamında değil de hücum anlamında Beşiktaş'ın hem de bu transfer son gün transferinde nasıl bir yol izledi ve bundan sonraki süreçte daha neler yapabilir Beşiktaş? Ya açıkçası Beşiktaş'ın Fernando Santos sonrası hakikaten yani hücum performansında çok önemli derecede bir düşüş var. Neden var? Ya şimdi önceki dönemlerinde Beşiktaş çok iyi oynuyordu demiyoruz zaten. Hani böyle bir iddia da kimse bulunmuyor. Yani Şenol Hoca dönemi olsun, işte Burak Yılmaz'da geçici süre, Rıza Hoca veya Serdar Hoca dönemiyle ilgili bir kıyas değil bu. Ki Beşiktaş'ın ben bu sezon en iyi futbolu Rize deplasmanında Serdar Hoca'nın takımı yönettiği maçta oynadığını düşünüyorum mesela. Ama şöyle bir şey var. Gözle görülür bir şekilde hücum performansında düşüş var. Beşiktaş 6 maçta 5 gol attı ligde. Ve bunların bir Karagümrük maçı, bir Trabzonspor maçı, geri kalan 4 maçta golü yok. Ve üretemiyordu aynı zamanda, çok ciddi. Yani bir isabetli şutla maç bitiriyor Beşiktaş. Dolayısıyla işin diğer, hani temkinli bir teknik adam, bunu biliyoruz zaten. Hep böyle futbolu temkinli, çok fazla böyle riske girmeden oynatmayı seven ki Portekiz'i de bu şekilde şampiyona getiren bir teknik adamdan bahsediyoruz. Beraberliklerle, uzatmalarla, penaltılarla Portekiz'in şampiyonluğu gelmişti ama sonuç itibariyle burada bir turnuva değil. Bu lig yarışı ve maçın rövanşı yok. Yani Kayserispor maçının bir rövanşı daha var mı? Yok. Yani ilk devre, ikinci devre ayrı. Sonuç itibariyle burada Beşiktaş taraftarı zaten şampiyon olamayacak Beşiktaş. İlk dörtte yani şu an hedef üçüncü bitirmek. Beşiktaş için hedef midir üçüncü bitirmek? Değildir. Sezon başlangıçlarında asla üçüncü bitirmek Beşiktaş için hedef olmaz. Türkiye Kupası var. Ama taraftarın bunların tamamının dışında beklediği şey yeni sezona dair bir umut. Yani elle tutulabileceği bir şey. Yani iyi futbolu elle tutabilmek istiyor Beşiktaş taraftarı. O tribüne geldiği zaman gözüyle görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Tribüne geliyorsunuz, gözünüzle görmüyorsunuz. Umudu da elinize alamıyorsunuz. Dolayısıyla yeni sezona dair beklentileriniz de zayıflıyor. Heyecanınız zayıflıyor, enerjiniz zayıflıyor. Bak Şenol Hoca geçtiğimiz sezon çok iyi bir takım oluşturdu şu oyun açısından. Ara transfer döneminde yapılan takviyelerin neredeyse tamamından, maksimum dışında hepsinden verim aldı. Son mağlubiyetini 4 Şubat'ta Sivas'a karşı yaşadıktan sonra 24 maç bir yenilgisiz seri yapmıştı. İyi bir futbol vardı ortada ve gelecek sezona dair bir umudu vardı Beşiktaş taraftarının. Bir coşkusu vardı. Hatta şampiyonluğun favorisi gösterildiği bir ortam doğmuştu. Oyuna dair çünkü. Yani ikinci devrenin en iyi takımı Beşiktaş gibi görünüyordu futbol açısından. Ancak yazın yapılan bazı hatalar var. Kadro planlaması vesaire. Yeni sezona ne yazık ki o umut taşınamadı. Şimdi burada hem İyi futbolla bunu bitirmek gerekiyor. Gelecek sezonun kadrosunda kalacak oyuncuların burada inşası tamamlanmalı. Yani nedir bu? Aboubakar, Masuaku. Burada bazen kalacak mı gidecek mi diye tartışılan oyuncular oluyordu. Şimdi gelecek sezon kim kalacak, kim gidecek? Bunu bir Beşiktaş yönetimi zaten kafasında oluşturuyordur. Ama Fernando Santos'un kararı burada tabii ki önemli. Yerli oyuncular da önemli olacak.
Dolayısıyla Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu burada idealini yakalamaya başlayıp nerelere takviye yapacağını planını da şimdiden yaparak yeni sezonu erken ve doğru hazırlanmalı. Yani geçtiğimiz sezonki gibi 1,5 ay sonra transferlere başlarsa yine kayıp olur tabii ki, ama bu kez o hatanın yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü bir kere oradan dili yandı Beşiktaş'ın. Ve şunu da söyleyelim, sezon bitmeden Beşiktaş bazı transferler için anlaşma bile sağlayabilir. Özellikle şuna dikkat edilsin, serbest kalacak oyuncular. Yani bu Nisan ayı gibi, Mayıs ayı gibi bunları rahatlıkla konuşacağımızı söyleyebilirim. Nisan ayında konuşmaya başlarız. Dolayısıyla Beşiktaş'ın eksikleri yine var mı? Var. Yani iki transferle bahar gelmiyor sonuçta. Eksikleri var. Teknik eksikleri de var. Kadro açısından da eksikleri var. Bunlar gelecek sezona net bir şekilde tamamlanmalı. Yerli oyuncu konusuna değinmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ta hep yabancılar konuşuluyor ama yerliyle ilgili hiç farkındaysan gündem olmuyor, evet, evet, ve konuşulmuyor. Gelecek sezon yabancı sayısı 14'ten 12'ye düşüyor değil mi? Evet. Ya herkes sahada 11 yabancı olacak diye, yani geneli, daha doğrusu herkes demeyeyim, yanlış olur. Kamuoyunun geneli sahada 11 yabancı olacak diye yabancı sayısının serbest olduğu yorumlarıyla birlikte yerli konusunu gündemden çıkarmış gibi duruyor. Oysa gelecek sezon daha çok yerli oyuncuya ihtiyacınız olacak sizin. Bu işin sakatlığı, cezası var. Sahaya 11 tane yabancı koyuyorsunuz. Oyuncu değişikliklerinde 5 tane hakkınız var. Değil mi? Yerli oyunculara ihtiyacınız olacak. O sakatlık dönemlerinde ilk 11'de oynayacağınız oyunculara ihtiyacınız olacak. Tabii ki. Dolayısıyla Beşiktaş'ın yabancı gündemi dışında bir yerli gündemi de olması gerekiyor. Yerli oyuncu kalitesini artırması lazım. Kadrosunda 2 tane oyuncu var. 3 oyuncu var sözleşmesi biten yerli. Biri Umut Meraş, biri Cenk Tosun, diğeri Salih Uçan. Ben özellikle bu üçlüden Salih Uçan'a Beşiktaş'ın geniş kadroda yer alması gerektiğini, yani ihtiyacı olacağı bir oyuncu profili, gelecek sezonu düşündüğüm zaman da ihtiyacı olacağı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O konuda da Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde adım atacağını biliyorum. Çünkü neden? İlk önce yabancı transferli, yani bu devre arası transferini tamamlayalım, sonra Cenk ve Salih'le oturup imzalamaya çalışacağız şeklinde ifadeleri vardı. Ben kısa süre içerisinde o konuda da gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. O gün abi son olarak artık antrenmanın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok az bir süremiz kaldı. Evet. Şunu sormak istiyorum. Sen de bahsettin, Masuaku ve Abubakar. Masuaku 26 Kasım Samsun Spor maçında oynamıştı. Ondan sonra milli takım geldi.